Kardeşlerim bugün size mübarek Ramazan ayı gelmeden önce mutlaka yapmamız gereken 5 maddeden bahsedeceğim. Eğer bu 5 şeyi Ramazan ayı gelmeden önce yaparsak içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin de bulunduğu Ramazan ayından azami manada istifade ederiz. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor kardeşlerim. Ey insanlar yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı yani teravih namazı kılmayı nafile kıldı. O ayda bir hayır işleyen kimse diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda 70 farz işleyen gibidir. O sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İşte böyle bir aydır Ramazan ayı kardeşlerim. Bu mübarek aya girmemize çok ama çok az kaldı. Nasıl bir insan yaza girerken hazırlık yapıyor, kışa girerken hazırlık yapıyor, misafir olacağı bir eve giderken bile hazırlık yapıyorsa kardeşlerim, işte biz de içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin de bulunduğu Ramazan ayına girer. Derken, elbette ne yapacağız kardeşlerim? Hazırlıklar yapacağız. Nasıl hazırlanacağız? Şu beş maddeyle hazırlanacağız. Nedir onlar? Birincisi istiğfar edeceğiz. Ramazan ayına ciddi bir istiğfarla, samimi bir nedametle, nasuh bir tövbeyle gireceğiz. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Size bereket ayı olan Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir, günahları bağışlayıp duaları da Kabul eder. Biz de bu müjdeden istifade edebilmek için hemen bugün nasuh bir tövbeyle tövbe edeceğiz. Allahım ben asiyim, acizim, gafilim, cahilim. Senin dergahına geldim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Beni affet diyeceğiz. Ve ne kadar çok günahımız olursa olsun asla ümitsizliğe düşmeyeceğiz kardeşlerim. Nefis ve şeytan bize vesvese verdiğinde hemen şu ayet-i kerimeyi hatırlayacağız. Rabbimiz ne buyuruyor ayet-i kerimede: Ey iman edenler, samimi bir tövbe olan tövbeyi nasuh ile Allah'a tövbe edin. Olur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve Allah peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacağı bir günde sizi altlarından ırmaklar akan cennetine koyar. İşte bu ayet-i kerimeyi hatırlayacağız. Mübarek Ramazan ayı gelmeden önce nasuh bir tövbe ile tövbe edeceğiz. Ve Ramazan ayına tövbe ile istiğfarla hazırlanacağız kardeşlerim. İkincisi birbirimizle Ramazan'a girmeden önce helalleşeceğiz. Bakın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir zulüm var ki Allah onu affetmez. Bir zulüm var ki Allah onu affeder. Bir zulüm var ki Allah onun mutlaka hesabını sorar. Allah'ın affetmediği zulüm şirktir. Çünkü o şirk büyük bir zulümdür. Allah'ın affedeceği zulüm ise kulların kendi nefislerine zulmüdür. Rableri kendileri arasındaki işlerde yaptıkları hatalardır. Yani günahlar ve kusurlardır. Allah bunları affedeceğini vaat ediyor. Allah'ın hiç bırakmayıp mutlaka hesap soracağı zulüm ise kardeşlerim kul hakkıdır. Allah mutlaka bunun hesabını sorar ve yapılan haksızlığı da cezalandırır. Yani özetle kardeşlerim, biz bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki Allah kul hakkını affetmiyor. Bu yüzden Ramazan ayına kardeşlerim helalleşerek gireceğiz. Kardeşlerimizle bu dünyadayken helalleşeceğiz. Kimi kırmışsak, kimi üzmüşsek helallik isteyeceğiz. Eğer bizi kırmışlarsa, bizi üzmüşlerse affedeceğiz kardeşlerim. Affedeceğiz ki affo olalım annemizle, babamızla, kardeşimizle, komşumuzla kim varsa Ramazan ayı girmeden önce helalleşeceğiz ve üzerimizdeki kul haklarından kurtulmaya çalışacağız. Bakın kardeşlerim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmanın ne kadar büyük bir felaket olduğunu bize anlatmış. Hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kişi ahirete namazıyla, orucuyla, zekatıyla gider bununla beraber öyle günahlarla gelir ki yani öyle kul hakkıyla gelir ki işte ona sövmüş, buna saymış, onun kanını akıtmış, bunun malını yemiş, şuna iftira atmış. Bu durum karşısında onun ibadetlerinden elde ettiği sevaplar alınır, hak sahiplerine verilir. Eğer ibadetleri ve iyilikleri yetmezse bu sefer hakkını yediği insanların günahları onun sırtına yüklenir. Böylece sevapları da elinden gider, günahları da yüklenir ve müflis olarak cehenneme atılır diye buyuruyor Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam. İşte bu yüzden Ramazana gelmeden mutlaka helalleşeceğiz kardeşlerim. Üçüncüsü kardeşlerim, manevi hastalıklarımızı teşhis edeceğiz kardeşlerim. İnsanın nasıl maddi hastalıkları olursa yani işte gözü, eli, ayağı hasta olursa aynen öyle de kalbi de ruhu da günahlarla hasta olur kardeşlerim. İnsanın cesedindeki hastalık 60 senelik hayatını, ruhundaki hastalıklar ise ebedi hayatını mahvedebilir. Bu yüzden o manevi hastalıklardan kurtulmaya çalışacağız. Gıybete mi zaafımız var? Dünyaya mı zaafımız var? Haram mala mı zaafımız var? Bunları tespit edeceğiz ve bütün o manevi hastalıkların şifasını sinesinde barındıran Ramazan ayına o hastalıklardan şifa bulmak niyetiyle Gireceğiz kardeşlerim. O manevi hastalıkları nereden kapmışsak oralardan uzaklaşacağız. Manevi mikroplar saçan ortamlardan, filmlerden, dizilerden, müziklerden ve insanlardan uzaklaşacağız kardeşlerim. Her günahın bir zalimden miras kaldığını hatırlayacağız. Kibrin Firavun'dan, mal sevgisinin Karun'dan, sapıklığın Lut kavminden, alçaklığın Nemrut'tan miras kaldığını hatırlayacağız ve o zalimlerin mirasçıları olmayacağız ve bu manevi hastalık olan günahlardan vazgeçeceğiz. Ramazan ayı gelmeden manevi hastalıklarımızı teşhis edip tedaviye başlayacağız kardeşlerim. Dördüncüsü de mutlaka bir hedef belirleyeceğiz. Nasıl bir insan dünyevi bir iş yaparken hedef belirliyorsa İş yapacaksa hedef belirliyor, kariyer yapacaksa hedef belirliyor. Bütün bu kırılmaya mahkum cam parçalarında bile hedef belirleyen insanın elbette hiç batmayan güneş hükmünde olan ahirete yönelik de hedefleri olması gerekir kardeşlerim. Biz de içinde 90 senelik ibadet ömrü barındıran her bir iyiliğe binlerce sevabın yazıldığı Ramazan ayına girmeden önce Hedef belirleyeceğiz kardeşlerim. Kur'an okumayı bilmiyorsak Kur'an okumayı öğreneceğiz. Biliyorsak Kur'an okumalarımızı artıracağız. Namaz kılmıyorsak namaza başlayacağız. Kaza namazlarımız varsa onları azaltmayı hedefleyeceğiz. İlim tahsil edeceğiz. Geceleri doğayla, istiğfarla geçireceğiz. Bir ayı okuyarak, anlayarak, tövbe ederek, ibadet ederek hülasa iyi bir kul olarak geçirmeye gayret edeceğiz kardeşlerim. Bunun içinde ne yapacağız? Hedefler belirleyeceğiz. Size tavsiyem kardeşlerim bu hedeflerinizi yazın. Yani ben Ramazan ayı boyunca şu kadar Kur'an okuyacağım, şu kadar ibadetle meşgul olacağım, şu kadar kitap okuyacağım, şu kadar kaza namazı kılacağım, şöyle iyiliklerde ve ihsanlarda bulunmaya gayret edeceğim diye hedeflerinizi yazın. Hem de yazın ki dua hükmüne geçsin. Rabbimle size onları yapmayı nasip etsin kardeşlerim. Sonuncu maddemiz ise Ramazan gelmeden önce yapacağımız sonuncu madde ise kardeşlerim dünyevileşme hastalığından kurtulmaya çalışacağız. Bakın kardeşlerim nasıl çocuklara tablet telefon veriyorlarsa oyalansın diye büyüklerin eline de spor ve siyaset veriyorlar. Çocuklar tabletlerle büyükler siyaset ve sporla yani suni gündemlerle meşgul olup duruyor. İşte biz bugünden niyet edeceğiz ve dünyadan uzaklaşacağız kardeşlerim. Ramazan ayından azami manada istifade etmek için bugünden dünyevileşme hastalığından kurtulmaya çalışacağız. Nazarlarımızı dünyaya çeviren şeylerden uzaklaşacağız. O o mübarek günlere girmeden evvel bugün sporzan siyasetten haberden o kırılmaya mahkum cam parçalarından uzaklaşacağız kardeşlerim. İbadete, ubudiyete, takvaya, ilim tahsil etmeye vakit ayıracağız kardeşlerim. Rabbim hepimizi bu saydığım beş maddede muvaffak etsin. Kardeşlerim şöyle semere dar feyizli bir Ramazan ayı geçirmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. İşte Ramazan ayı gelmeden bu beş maddeyi yapmaya başlarsak yani Ramazan'a böyle girersek Ramazan içerisinde de bunları yapmaya devam edersek kardeşlerim dediğim gibi Ramazan ayından azami manada istifade edebiliriz. Rabbim bu mübarek ayı affımıza vesile kılsın. Bu mübarek ay vesilesiyle hepimizi cehennemden kurtarsın. Rabbim bu mübarek ayı vesile kılsın ve evlerimize, hanelerimize, kalplerimize bereket ihsan etsin kardeşlerim. Vakit ayırdığınız için de Allah hepinizden razı olsun. Bu sohbette paylaşabilirsiniz kardeşlerim. Belki birkaç kardeşimizin daha bu beş maddi hayatına tatbik etmesine vesile olursunuz. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim.